Sektör FC'nin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümün, birazdan sözü bırakacağım kişi de yanımda da, bu bölümün özel bir sebebi var. Sektör FC'nin birinci yılı, geçen yıl 1 Mayıs'ta İşçi Bayramı'nda ben abime böyle bir şaka olsun diye, işte parodik bir yöntemle, dedim ki ya seni gel mali işler uzmanı olarak alalım dedim. O da nasıl bir kim biriktirmişse içinde bir yıl boyunca, dedi ki bu özel bir bölüm olsun. Sen bu kadar soruyorsun, anlatıyorsun, bir şey yapıyorsun da sen nesin mi diyecek acaba, bilmiyorum. Soracağı sorular varmış, bana onu söyledi. Biliyorsunuz benim kameram farklı. Yani ilk defa konuk tarafına oturuyorum. Bugün moderatör abim, geçen yıl başına gelenin tam tersi yani. Söz sende. Abi merhaba tekrardan, bir yıl sonra. Merhaba. Ya şöyle bir... Kardeş selamı. Birinci yılımız nice yıllar olsun. Güzel bir süreç İnşallah. Geçirdik bir yıl içerisinde. Big Chef'e teşekkür ediyoruz. Bizim sponsorumuz, bölümün sponsoru. Ve Big Chef'te yapıyoruz. Marina'da, Mersin'de yapıyoruz. Davetleri için de ayrıca teşekkür ediyoruz kendilerine. Evet abi, nedir? Senin derdin ne? Kavgan ne? Şimdi tabii geçen sene 1 Mayıs'ta bu sürece başladık. Aslında bu bir proje olduğunu biliyorum. Yani UFER Project içerisinde yer alan projelerin arasında bir bölüm. Ama burada aslı geçen sene çıkmış olmamıza rağmen 1 Mayıs'ta aslında Temmuz 2019 girişinde patentli olarak başlamış bir süreç. Tabii benim yapmak istediğim şu. İlk bölümde ben çıktım. Evet. Doğru. Bir şeyler anlattık kendimizce. Ama bir yıl boyunca herkesi konuk alarak her sektörden bilgiler almaya başladın ve devam ediyorsun. Çıta ciddi anlamda yükseliyor. Artık sadece tabii biz Gaziantep memleketimiz, her zaman gönlümüzde ayrı bir bambaşka bir yeri var ama şuradaki süreci görüyorum. Şu bakışı biliyorsun. Bir yıl sonra gel derdine gel. Bir yıl sonra pek yakında izleyicilerimizin de şahit olacağı şekilde büyük bir proje anlamına gelmiş bu olacak. Bu arada abim Sektörpedia'nın proje başkanı, yani bizim şirket, zaten birazdan bahsederim. Yayın koordinatörü abim, bütün yayınlar onun elinden geçer, sponsorluklar ondan geçer. Ben projeyi yazdım, formatı yazdım, bıraktım ama en iyi yürüten kişidir. Hani bunda bu kadar hakim olmasının sebeplerinden bir tanesi de bu yani. Madem yürütüyoruz dedik, o zaman... Yürütüyoruz derken her evet, şey o anlamda değil. Hayır, yürütüyoruz derken. Hı. Şöyle, bu geçen bir yıl süreç içerisinde farklı bir bölüm yapmak istedik dediğin gibi. O bir yıl içerisinde neler aldın, ne gibi bilgiler elde ettin, nereye varıyoruz, ne oluyor? Önce Sektörpedia kısmından başlayalım. Diğer tamam. tarafta da şirketin 6 tane kolu var. Hı. Bunlarla ilgili ne mi öğrendim? Neler? Evet. Yani ne öğrendim? Bize Hı. sizin hayat deneyiminiz ha. lazım. Şey mi bu? Bu kadar sektörde kaşarlaştın. Bakalım hani sen ne anlatacaksın yani? Evet. Şöyle. Yok lütfen o son cümleyi de duyayım ki ona göre. Şöyle yani sen herkese soruyorsun ya. Ne oldu? Tamam. Ben de şu anda sana sormuş oluyorum. Ne yaptın? Ne yaptın? Neler yaptın, neler yaşadın, nereye geldik? Sektörpedia'dan başlayalım. Allah razı olsun. Şöyle, Sektörpedia benim çok zor zamanlarımda, ki zaten geçmişimden bilirler. Yani konuk olduğum için bunu rahatça anlatabiliyorum. Bir girişimci gibi, bir lider gibi. Evet. Bu arada lider konuk almak istemişsin abi. Bu programı sen yaptığın için teşekkür ediyorum. Lider miyim, sektöre liderlik ediyor muyum bilmiyorum ama grup şirket olduğumuz için yakalar mıyız? Tamamen samimi şekilde paylaşalım, izleyiciler karar versin. Şöyle bir durum var, bilirler zaten benim de takipçilerim geçmişten, teknoloji bülteni zamanından sonra ben büyük buran içerisindeki zaten startup, her startup bir yerde de fuck up baktığınız zaman batacaksın. Yani her proje tutmaz, 100 tane yaparsın ya da daha realist konuşayım. 10 tane yaparsın. Bunun biri tutar, ikisi tutar. Üçü tutarsa zaten sen seri girişimci oluyorsun. Daha farklı bir boyuta ulaşıyorsun. Yani seni seri girişimci olarak summitlere alıyorlar. Ben o dönemlerde yazdım Sektörpedia'yı. Bir sonraki nesle ne bırakabiliriz? Yani ben sadece arsa bırakmak istemiyorum.
arsa arazi bırakmak, ev bırakmak istemiyorum. Ya da işte biyolojik olarak yapabildiğim bir çocuğu bırakmak istemiyorum. Çocuk benim çocuğum. Ama sadece bu olmadığına inanıyorum. O yüzden değer, bir fikir, bir akım. Açıkçası benim de ilham aldığım bu ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Yani ben olur muyum, olamaz mıyım onu ben bilemem. Ama ben izinden ilerlemeye çalışıyorum. Bıraktığı değerlerden ilerlemeye çalışıyorum. Onun haricinde yazdığım formatlar, Sektörpedia bunu kapsıyor. Çok da keyifli geçiyor. Açıkçası biz seninle gevezeliğine yaptık. Yani burası dost meclisi. Aslında şöyle gevezelik olarak başladık biz buna ama zaten bu bir projeydi. Sadece evet. İlk bölüm ben katılmış oldum. Ondan sonra hiçbir şekilde bir tanıdık kimse olmadı. Yok, seni tanıyorlar. Merdivenden inip çıkıyorsun. Onun kolajını yaptıracağım ben. Sen rahat ol yani. Tamam. Yani her bölümde beni işçi olarak çalıştırdığınız için inip inip çıkıyoruz. Doğrudur. Ne var? Sesi kıstırıyorsan, mekanda kahve iste. Yayın koordinasyonu nedir? Evet. Arkadaşlar. Yayın koordinasyonu evet. Çay kahve taşımaktır muhtemelen. Şüphesiz. Biz de onu yapıyoruz. Yani biz görevimizi yapıyoruz. En iyi olması gerektiği proje şekilde. Bu şekilde şirket de aslında Sektörpedia. Ben evet Sektörpedia'dan devam edelim. Sektörpedia'da bizi ne bekliyor? Ne bekliyor? Birinci yıl. Yani biz 1000 kişi, 2000 kişi derken şu anda an 1,5-2 milyon. Şöyle davetle değil, artık gelen kişilerle oluşmaya başladı. Aslında bir bilinirlik ciddi şekilde oluştu. Evet. Nereye varıyor Sektörpedia? Ya şöyle geçmiş yıllardaki hani YouTube deneyimle de. Çünkü bizim de kanallarımız vardı ki İstanbul'da da bugüne kadar bana emek vermiş ve benim emek verdiğim herkese teşekkür ederim ki Google Türkiye'de dahil olmak üzere. Açıkçası ben bu ilerleyişi çok iyi görüyorum. Bir yılda bizim 1 milyon bandının üstüne çıkmak ve konukların talep gördüğü ya hatta bazı psikolojik durumlar vardır. Mesela biz birini konuk alacaksak veya konuk olmak istiyorlarsa bize biliyorsun şey diyorlar. Ya şu soru vermeyen program değil mi? Adımız evet. Tırnak içinde soru vermeyen program değil mi olarak kaldı ve bu Türkiye'de yavaş yavaş yayılıyor. Sadece Gaziantep'te değil. Ama bunu yapmamızın nedeni şu. Soru verilince bir dergi ben kutuplaştırmak ve yaşa yapmak istemiyorum. Bir dergi formatında olsun değildi amaç. Buradaki amaç kişilerin, konukların uzmanlığıyla veya sektörde yaptığı liderlikle veya yıllarca kurumsal birimlerde çalışmış ama kendi işini kurmuş kişilerden bilgi edinip üniversiteyi okuyan veya bu işi yapmak isteyen kişilere bak burada doğru bilgi var. Evet. Amaç zaten. Ya şey sıkıntısı var bir de. Biliyorsun ben soruları cidden vermiyorum ve vermediğimde şununla karşılaşıyorum. Oluyor. Kahve içiyoruz. Kahve sohbeti sanki evine gitmişiz de telefonu da içeri odada unutmuş gibi bir imaj oluyor. Yani aslında bu çok büyük bir avantaj. Ben bir saat boyunca bölünmeden karşımdakiyle sohbet edebiliyorum. Diğer bir taraftan ya şurayı kesebilir miyiz? Çünkü ya ben dün hazırlandığımda veya şunu söylemeyi unuttumlar oluyor. Senaryo oluyor. Samimi bir sohbet oluyor. O yüzden ben soru vermiyorum. Soru da vermeyeceğim. Mesela. Ama ama ben duyuyorum. Onları da seviyoruz. 10 soru olarak halen devam eden programlar da var. Ya biz onlar abi, şey yapıyoruz. Ya şimdi Acun abiye de selam. Onun çok emeğim var bilirler. Yani olmadı mı Survivor? Denemediler mi başka birisi? Denemediler mi O Ses Türkiye tarzı bir şey? Denediler abi. Yani denenecek. Ya şimdi bir firma açılıyor. İşini çok iyi yapan bir atıyorum bir organize bir firma düşün. Taklitleri olacak. Taklit için değil. Taklit de kötü bir kelime değil aslında. Baz alabiliyorsan, referans noktan varsa, belli bir noktadan çekip, onu geliştirip, üstüne bir şeyler koyup sunuyorsan, zaten bu senin ticari başarın. Taklitçi olmuyorsun sen. Esinlenmiş oluyorsun. Yani sanatçılar da öyle diyor. Ben esinlendiğim bir referans noktası var. Onun üzerine bir şeyler koyuyorum. Aslında bu bundan farklı bir şey değil. O yüzden ben karşı değilim. Elbette bizim gibi programlar olacak, olsun. Ki gerçekten biz çok büyük bir ön yargıyı kırdık. Öncelikle Sektörpedia için onu söyleyeyim. Birçok televizyon kanalından gelip ya sizin firmanızı tanıtalım. Şu kadar para organizasyon yapıyoruz şu şehirde. Tamam. Sonra çekim yok. Şimdi bizim aslında o olmadığımızı anlatmak bizim bir yılımızı aldı zaten. Evet. Yani ciddi anlamda zorlandık o konuda.
ben de her görüşmemde aslında kişi olarak veya aile olarak tanımalarına rağmen ciddi anlamda zorlandık. Amaç o değil de ama mı? Öyle olmadığını hissettirip anlatmak bayağı zor oldu. Ego yapayım mı? Yani masaya oturup da ya tamam hadi siz böylesiniz işte biz şuraya çıkmıştık 5000 izlendik sizde işte 150 bin 200 bin izlendik den önceki aşama benim masada oturup da anlatamayacağım bir format değil ki formatı yazan benim haricimde senin de anlatamayacağın hiçbir durum olmadı eğer bugüne kadar. İşin, ben kendim için demiyorum ben sonradan dahil olmuş ama organizasyonumun iyi olduğunu söyledikleri için. Sonradan dahil olmuş dediği abimin maaşı yani 6 personel çıkarıp abime alabileceğim bir maaşmış. Ben böyle kağıdı uzattım dedim ki abi yaz maaşını. Bak abimsin falan. Özür dilerim. Abimsin falan dedim. Ondan sonra dedim yaz maaşını. Abim bir maaş yazdı. Abi çok şükür ki yani ya sadece sigortası benim şu an mevcut. En değer verdiğim şey, en değer verdiğim şey çok şükür ki kimseyi çıkarmadan yolumuza devam ediyoruz. Bu evet. İşin başka bir noktası. Ama neler çekiyorum, neler çekiyorum. Girişimcisin, proje yazarısın, yazılımcısın, startupçısın. Evren la insansın diye yani, öyle bir bağlıyorum. Yani hayatında batma, çıkma, görme tarık kısmı yani. Kurumsal bir yerde çalışmak. Tabii. Çalışma yapan kişiden çok daha riskli ve farklı bir durum. Ben de ya şimdi hiç beni bilmedikleri için paylaşayım. Ben de çok çalıştım. Yani Karnaval'da çalıştım, Acun Medya'da çalıştım. Ondan sonra Yemek Sepeti'nde çalıştım, görev aldım. Ankara'da. Bunların yazılım kısmını gerçekleştirmek zaten başlı başına bir zorluk ama harika bir durum. Ben şeye geleceğim deminki yere. Evet bir organizasyon yapıyorum ama bu işi yapan, yazan, oluşturan, projeleştiren bir kişi. Yani işin çıraklığı derler ya hep. Evet. İşin çıraklığını yaptığın için olmasa da senin açıklayamayacağın veya yapamayacağın, anlatamayacağın bir şey yok. Ya başka birinin o konuda şöyle, şanslısın. Başka birinin hayatını anlatmak. Bilmediğin bir sektöre girmiyorsun. Yani o konuda tabii. Ciddi anlamda bir netliğim var. Ortaklık yapmıyorsun. Farklı bir sektöre girmiyorsun. Ortaklığı tuvalete gitmem. Yatırımcılarımız. Konuk olmak iyiymiş ya. Bir şey diyeyim mi? Çok güzel. Tabii bir tabii rahat. Olma. Rahat ya. Burası da çok bir güzel. Bir sonrakini düşünmek zorunda değilim. Ne geliyorsa ona onu söylüyorum. Sektör medya kısmında son olarak eklemek istediğin bir şey var mı? Şirketin diğer kolları ile ilgili de bazı var. Sormamız gereken ya şeyler var. Şöyle bahsedebilirim. Hani sektör medyanın zaten bir yıllık gelişimi bize heyecanlandıramış oldu. İşte YouTube'un resmi partneriyiz. Diğer taraftan tabi bu partnerliği alan 30'dan fazla kanal yok. Bunda yaptırımları çok ağır. Yani bize sorumluluk olarak bizim ya bir şeyler yapalım bu format tutardan ziyade öyle bir noktaya geldi ki yani biz kameraların seri numaralarını verdik. 35 sayfa ben kaşemi, resmi kaşemi, imzamı atıp gönderdim. Yani gerçekten bizim tatil yapma ihtimalimiz yok. Başka bir şansımız yok. O yüzden önümüzdeki süreçlerde sponsorluklarla ilerleyeceğiz. Yani bu şey anlamına gelmesin ne olur. İşte para kazandınız ya tamam ama para kazanmak zorundayız. Kameralarımız için bugün marinadayız. Bunun belli bir bütçesi var. Belli bir bunu karşılayan bir nokta var. O yüzden biz para kazandıkça bir tarafımız değişmeyecek, bir tarafımız kalkmayacak. Bunun sözünü veriyorum. Ufuk Dayker sözü. Çünkü o kameralarda bugüne kadar 50 bölümde zaten siz o samimiyeti aldığınızı düşünüyorum. Yok, ki tanıyorsunuz. Senin amacının ben şu olduğunu biliyorum. Bunu da paylaşmak istiyorum. Ya şuradan yat almayacağım. Yani yapmam sevmiyorum. Tabii tabii ki al. Onu istiyoruz da. Buradaki amacının şu olduğunu biliyorum. Çok fazla derine inmeden söyleyeceğim bunu. Zamanında bir projesi olup da faaliyete geçiremeyen o güzel beyinlerimiz, güzel insanlar var ya. Evet. Onlara ciddi bir şekilde şu anda yöneldiğini biliyorum. Bunun detayına girmeyeceğim çünkü sevmiyorsun. Önümüzdeki süreçlerde belki duyurusunu gerçekleştiririz. Evet. Onları destek amaçlı çok güzel şeyler yapıyorsun. Ya ben gelmişsem bu dünyaya, bu dünyadan gittiğimde tek arkamda bıraktığım şey Allah razı olsun veya iyi bilirdik olmayacak. Ben bundan çok eminim. Ki bunun için çalışıyorum. Ne kadar bana nasip olur bilmiyorum ama emek, önce emek daha sonra tevekkül Allah'a. Ben emeğimi veriyorum. Emeğimin karşılığında da bunlara adım adım basamak basamak
Yani benim lafımla her adımda bir adım sağlam sağlam ilerlemeye çalışıyorum ve bunun temellerini oturtuyorum. Ya bundan 5 yıl sonra ne olurum bilmiyorum ama iyi bir şey mi olacağım, iyi bir şey olacağım. Ya ondan çok eminim. Yani iyi bir yerde mi olacağım bilmiyorum ama iyi bir şey mi yapacağım, kesinlikle iyi bir şey yapacağım, onu biliyorum. Yani diğeri çok iddialı olur da şirket kısmı da şöyle, bizim şirket tabii geçmişimi az önce konuşmuş olduk. Ben birçok firmada, kurumsal firmada çalıştım. Bunların kimisinin yazılımını yaptım, kimisinin UI UX uzmanıyım zaten Google tarafından. İşte o şirketlerde kullanıcı deneyimleriyle, ondan sonra arayüz tasarımlarıyla ben onlarla çalıştım. SEO olarak çalıştım ama gün geldi artık kendi şirketimi yapmam gerekiyordu. Çünkü çok para kazandım, devlet peşime düşecekti falan. İşin diğer tarafı, yani ben artık şirketleşmek istedim ve bizim şirket altı kol. Zaten bilirler, logomuz falan var jenerikte. Evet. O altı kolun hepsi benim geçmişimde olan, işte belirli yıllar arasında gerçekleştirmiş veya bir yerde çalıştığım, onunla know-how'ını tam bir kene gibi emebilen bir insanım ben. Know-how emmek için zaten ben bir sürü konuk alıyorum. Hani alıyorum ve ne kadar güçlü alırsam, emersem o kadar güçlü aktarabiliyorum. Biz zaten şöyle, konuğu çağırdığımızda veya davet ettiğimizde zaten şunu abi diyoruz. Abi çıktıklarında zaten kafa kalmıyor. Size bir kahve ısmarlayacağız, bir kupa tutuşturacağız. Burada sizin bütün deneyimlerinizi alacağız. Ya yani konuk çıkıyor. Konuk çıktıktan sonra mesela kuliste şeyi bahsediyoruz işte yayından önce seninle. Ya konukla da şunu konuşuruz bilmem ne. Konuk bir çıkıyor böyle pestili çıkmış böyle gitmiş. Çünkü ben emiyorum. Ya ben bunu açık açık söylüyorum. Ne kadar fazla kaliteli, güzel emebilirsem o deneyimi o kadar fazla aktarabiliyorum. O yüzden de dikkatle dinliyorum. İşte önemli olan kısım bu. Ne kadar alabilirsem o kadar aktarabiliyorum. Ben ne yapacağım abi? Ben zaten esas amacım buydu. Bilgi evimin kilerine mi koyacağım ben? Ne yapacağım? Şirkette şöyle, her belirli yıllarda gerçekleştirmiş olduğumuz bir benim faaliyet arasında olan bir altı kol var. Grup şirketi zaten. Bu altı iştirakın altı kollar. Kimisi şirket, kimisi şirketleşiyor. Ufertek hariç. Çünkü orada Ar-Ge yatırımları bekliyoruz. Bizim de güzel bir girişimimiz olacak orada. Bir ürün olarak çıkacağız. Ürün belli mi? Ürün belli de burada belli değil. Yani şu an söyleyemem. Ama şöyle iş dünyasından tutun da birçok sektöre faydalı olabilecek bir ürün geliştirdik. Ticari kaygısı olan değil, faydalı model üzerine gittim ben. Uferstore. Yok ben işin parasındayım. Yani ne kadar seni gelecek. Biliyorum, seni biliyorum. Seni biliyorum. Abi kamerayı kapat bir şey deneyeceğim. Uferstore bizim e-ticaretimiz. Firmalara promosyon ürünler ve işte reklam, tanıtım, eşantiyon ürünleri ürettirip veya üretilmişin üstüne özel tasarımlarını yapıp gönderiyoruz, sunuyoruz. Ufer Agency benim zaten geçmişim ajans olduğu için 13 yılı var yani o ajansın. 3000'den fazla müşterimiz var aktif olarak. Aslında direktman yazılım kısmı da gerçi proje içerisine de giriyor ama yazılım kısmı olduğu için zaten hakim olmadığım bir konu değil ve içinde abi, yıllarca bulundu. Abi naçizane ben 9 yazılım dili biliyorum ve 9 yazılım diline hakimim. Yani oturunca yazabiliyorum, mobilinde yazabiliyorum, diğerinde yazabiliyorum ama işte şirketin kolları artınca benim bilgisayar başına oturup psikolojimi kandırabiliyor olmama rağmen yani bir yazılımcı olarak freelance home office çalışan bir insan olarak ben evet psikolojimi kandırabiliyorum. Atıyorum yeni bir monitör alıyorum. Hadi diyorum şu monitörün hatırına bir yıl boyunca veya işte 10 projeyi bitir. Kalkıyorum bir tane enerji içeceği alıyorum bir sandık. Diyorum ki bu bittiğinde proje bitecek. Ya da yeni bir kahve makinesi alıyorum. Her kapsülde bir iş bitecek vesaire. Şimdi ben bunların bahanesini üretebiliyor olmama rağmen yine de timing konusunda benim gibi bir adamı düşün. Araba tutkum var zaten bilirler V8 falan öyle bir şeyim var. Evet, ben biliyoruz. Çevre yolunu tercih ediyorsam eğer bugün, zaman kazanmak için. Zaman kazanmak için benzini düşünmeden işte lastiğin performansını ve deformasyonu düşünmeden belli ki ben artık timing konusunda daha planlı ve karlar elde etmeye çalışan bir dönemdeyim. O yüzden bizzat yazamıyorum ama çok güçlü bir ekibimiz var. Sağ olsunlar özverileri çok yüksek. Ufer Express bizim yurt dışında yazılım ihracatı yaptığımız diğer taraftan da mobil uygulama ve mobil
araçları, yazılımları geliştirdiğimiz, aynı zamanda son dakikacılar. Zaten bizim Ufer Medya'nın ilk kurulduğundan beri zaten iki müşterisi var. İsminden belli. Express. Express. Yani iki müşterisi var. Ya dili yananlar geliyor ya da son dakikacılar geliyor. Kimse bize gelip de şunu demedi. Ya bizim bir fikrimiz var. Şunu sizinle olgunlaştıralım. Hiç daha şimdiye kadar olgunlaşan bir şey olmadı. Yani biz ne varsa son dakikaya bıraktılar. Biz bunu yaptık ama olmadı, bunu devam ettirelim. Aynen öyle. Şeklinde gidiyor. Bizim Ufer Host dediğimiz aslında bir veri merkezimiz var. Hem veri merkeziyle bir partnerliğimiz ve işbirliğimiz var. Hem de haricen bizim de kendi daha butik ama güçlü sistemlere, güçlü teknolojilere yer verdiğimiz kabinlerimizin olan ayrı bir veri merkezimiz var. Yani sağlayıcıdan öte hem gücümüzü bir yerden alıyoruz. Bugün Türkiye'de tabii yani Turkcell'de çok saygı duyduğum, Vodafone'da çok saygı duyduğum bir telekomünikasyon artı veri merkezi şirketi. Ben aylık kendi butik şeyimde, veri merkezinde anlık 15 milyon trafiği kaldırabiliyorum. Ama bunun çok için load balancer'lar var. Büyük bir caching sistem. Sistemler var. Kesinlikle bu deneyimle oturan bir şey. IP farklı, tabii gigabit IP'ler, üstüne load balancer'lar, üstüne caching sistemler, üstüne ayrıca geliştirilmiş gibi de bunun firewall tarafı var. Yani WAF'u var, VDOM var. Hani sen bir şeyden sakınamazsın çünkü birinin bir verisinin gittiğini düşün, iptal. Yani şöyle, bunu tabii ki isim olarak paylaşmayacağız ama projeler içerisinde yer alan ve veri kısmında hizmet verilen kamu kurumları, özel yerler, banka nezdinde olan yerler de mevcut olduğu için aslında burada tabii ki yerini açıklamıyoruz. Burada tamamen bir güvenlik kısmı var. Mecbur. Benim şahit olduğum şey şu. Hani göz taramaları, parmak izleri ve kimliklerle girilebilen, kısmi yetkilerle girilebilen zaten bir şey. Yoldan geçen birisi, ya bu veri merkezi bu neymiş ya? Ya müze gezer gibi veri merkezi gezilmez. Yani aslında burada şunu var diyebilir miyiz? Veri merkezi kısmı bütün şirketin kollarının, 5 kolun aslında esas bir ham maddesi. Şöyle oldu. Hem ham maddesi, şimdi bir tekstil fabrikasını düşünelim. Bu zamana kadar pen üretiyoruz, kazak üretiyoruz, overlock üretiyoruz. Yani bir ürün ortaya çıkarıyoruz, tekstil ürünü. Ama ham maddesi nedir bunun? Poliptir, polyesterdir, pamuktur. Bunları biz artık üretiyor olduk. Yani bizim kendi arsalarımızda, arazilerimizde yetişiyor oldu. Aslında bunun temeli bu. Ama diğer taraftan bizim internet sitemizde de güncelleme gelmek üzere. Orada da arkadaşlarımız çalışıyor. Ufer Host artık Ufer Medya'nın, Ufer Medya Grubu'nun en güçlü kolu. Yani buna dönüştü. Çünkü yaptığımız yatırım bugün 10 milyonun üstünde. Aslında yazılım olduğu için ham maddeyi almıyorsunuz. Ham maddeyi de siz üretiyorsunuz. Hı hı. İşin güzel tarafı o. Evet. Yani artık son nokta. Buna şöyle diyebiliriz. Sanal işlerle uğraşıyorsun. Sanal işler, ya bize öyle diyorlar. Şimdi ya senin dilinle, ben de senin tamam argümanına geleyim. Ya ben geleyim bunu çok duyuyorum. Diyorum ki Ufer Host nedir? Diyorum ki Ufer Host bir işin ham maddesi. Evet. Yani sen nasıl bir depo kiralıyorsan ben de bunu veri olarak kiralıyorum. Alan olarak kiralıyorum. Şöyle bir dünya o zaman var şöyle abi, bir geri dönüş oluyor. Sanal işlerle uğraşıyorsun, boş işlerle uğraşıyorsun çünkü, oluyor ama. Çünkü doğru özür diliyorum. Burada şöyle bir şey var. İki gün önce, daha önceden görüşmelerini tabii takip ediyoruz ama iki gün önce şöyle bir şey. Twitter'ın 44 milyar dolara Elon Musk'a devredildiği bir durum. Yani bugün dünyanın ilk 5 veya 10 zenginine baktığımızda hiçbir bunların inşaat aslında yok. Tamamının yok. Tamamının sanal denilen alanda olduğu görülüyor. Evet. Yani aslında çok da sanal değil. Sadece durum farklı. Elle tutabileceğim bir şey mi? Değil. Ama ya abi tapusu yok. Ya da ruhsatı yok. Ya şöyle tabii bu coğrafyanın da bir durumu. Yani biz mesela İstanbul'daki ofisimizde orada görüştüğümüz toplantılarda ben bunlarla rastlaşmıyorum. Mesela ya kardeşim bu elle tutulur değil demiyorlar. Çünkü hiçbir şey İstanbul tarafında veya batıda veya yurt dışında gezilerde hiçbir şekilde elle tutulur bir şeye istemiyorlar. Çünkü sadece belli lokasyonlarda, yani biraz daha Anadolu diye tarif ettiğimiz, böyle tabirlenen
yiğidin harman olduğu falan. Oralarda biraz daha tapu, devreden tapu, hisseli tapu, efendime söyleyeyim. Yani bunların türevleri var. Yani yedi ortaklı tapu falan. Ama tapu. Yani en büyük mesela şey Gaziantep. Yani biz orada da çekim yaptığımız için söylüyorum. Körkünden bağ aldım. Bak yani bu cümlenin altına mesela şöyle söyleyeyim. Ajansım ben. 3000'den fazla benim müşterim var. Toplamda Ufer Medya grubun müşterisi 40.000'i aştı. Bütün kollarda. Şimdi ben iş alacaksam Gaziantep'te, buradan bütün organize sanayi selam, iş alacaksam Körkünden yer almış olmam lazım. Bir. İki. Hanımıma bir tane araba almış olmam lazım. 4+1'in olması lazım minimum. Mümkünse 4.5+1. Yani o buçuk için, çünkü evini değiştiren var. Herkese selam. Güzelmiş konuk olmak. Ondan sonra şöyle söyleyeyim. Para benim hayatımda önemli mi? Kesinlikle değil. Biliyorsun. Herkes bilir. Dersen ki Ufuk, sektör sanal haricindeki sektör nasıl ilerler diye bana sorarsan, ben sana sadece şunu rica ederim. Bankaları kapattır abi. Bir ay içerisinde kim iflas etmiyorsa akıllıdır ve yatırımını yazılıma yapmıştır. Organize sanayi bölgesinde vizyonel yöneticiler, vizyonel sahipleri yazılıma, teknolojiye yatırım yaptıklarını biliyorum. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de. Aslında şöyle. Çevremizde de var. İşte çevremizde de var. Bunu yapan firmalar var. Zaten öne geçen kısım o. Yani bazen soruyorlar. Ya nasıl büyüdü? Nasıl büyüdü değil. Siz bir şey yaparken onlar farklı şeye abi, yöneliyorlar. Para kazanılır. Bir Ar-Ge kısmına yöneliyorlar. Ar-Ge'nin ne kadar önemli olduğu aslında sadece ülkemizde şu şekilde düşünülüyor. Boşa atılan para. Hı. Şimdi bize geldiği için söylüyorum. Para mı? Bize para. Para geliyor. Yazılım kısmını söylüyorum. Evet. Yazılım kısmı geldiğinde diyorlar ki böyle bir fikrimiz var. Bunu uyguladığımızda nereye gider? Şimdi bunun süreci, ben sana bir şey söyleyeyim. 6 ay, 1 yıl, 2 yıl sürüyor. Elon Musk'ın bugün ben bu Twitter'ı alırsam nereye gider dediğini zannetmiyorum. Bir, operasyonuyla aldığın için. Hemen bir yere bağlayacağım bunu. Çok önemli bir şey bu. İki, Nokia'yı servisler ve cihazlar bölümünü 23 yıllık aldığında Microsoft bunu düşünmedi. WhatsApp aynı şekilde, Instagram vesaireyi düşünmedi. Instagram ve Mark Zuckerberg bunu Metaverse düşünmedi. Kısmı. O zaten bambaşka oldu. Google zaten Alphabet oldu. Şunu diyeceğim. Yaptığınız bir sanal veya dijital, önemli değil, yatırımın nereye gideceğini bilemezsiniz. Az önce benim işte bundan 10 dakika önce söylediğim şey. İyi bir yerde olur muyum bilmiyorum. Ama iyi bir şey yapar mıyım? Kesinlikle. Koşullarım ne olursa olsun iyi bir şeyler yapacağımdan eminim. Bu da bunun gibi. Siz bugün yaptığınız yatırımı, ama Metaverse'den arsa almaktan bahsetmiyorum. Yani YT'de bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Olay şu. Sizin yaptığınız yatırım yarın bir gün hangi noktada ne kadar büyür onu bilemezsiniz. Ama tek bir şey bilirsiniz. Yaptınız mı? Yaptınız. Bitti. Ya kafanızda kalacak ya yapacaksınız. Yani hayat binaridir abi. Kuantumcu bir insan değilim ben. Ya birdir ya sıfırdır. Yani 0.5 diye bir şey yoktur hayatta. Yaparsın, ihtimalini artırırsın. %50'ye taşırsın %0 olan ihtimali. Veya %0'da bırakırsın. Tamam. Hiçbir şey yapmazsın. Ama insanlarda şu var. Ben eleştirel gibi olmasa, ofansif olmak istemiyorum ama. Başarınca ben başardım, çok zekiyim. Nasip olmayınca Allah nasip etmedi diyor. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ya emekte hata yapıyorsun. Ya organizasyonda hata yapıyorsun. Ya hak kısmında hata yapıyorsun. Yani başaran insanların veya başaran şirketlerin bir yerde bir şey doğru yapıyorlardır abi. Evet. Ya zaten içeride çok iyi bir personeli vardır. Ya çok iyi müşterisi vardır. Ya çok iyi yalan söylüyordur. Ya çok iyi para yiyordur. Bak çok iyi kötü şeyler de yapabilir. Yani çok iyi para da elde edebilir, para vurabilir, işte para kaçırabilir, atıyorum. Ama bir şeyi doğru yapıyor abi. Etik mi? Tartışalım. Ama bir şeyi doğru mu yapıyor? Evet. Şimdi projelerle ilgili, tabii bir Sektörpedya bilinen kısımda evet. Sektörpedya var ama projelerle ilgili farklı projeler ve şu an yapılan işlemler var mı? Var. Var. Senin gibi yapayım bu arada. Şey bakayım ben de. Yok zaten ben ondan yana çok herkese sorduğun soruları soracağım, emin tamam. ol.
projelerle ilgili neler tamam. var şu anda? Bir kadın istihdamını ve bir annenin dünyasını etkileyebilecek bir projemiz var Momito adında. Orada biz kadın istihdamını destekliyoruz. İşte el işçiliği yapıyorlar, işte ahşap boyama yapıyorlar veya kendi istihdamlarını, kendi paralarını kazanabilecekleri bir model. Diğer taraftan deneyimlerini yazarak da para kazanabiliyorlar. Bu şekilde bir organizasyonumuz var. Tabii biz kendi fonumuzla, yani kendi fonumuz dediğim Ufer Medya'nın sunmuş olduğu, açmış olduğu bütçeyle yapıyoruz. Ama farklı organizasyonlar da önümüzdeki süreçlerde olacak. Çünkü ben teker teker hayata geçiren biriyim. Dolayısıyla hani hem GIZ hem KADEM onların destekleriyle olgunlaşabilecek bir noktaya geldi. Momito bayramdan sonra sanıyorum iki bayram arası çok da mübarek bir konuşma oldu. İki bayram arası biz görüşmeleri sağlayıp çünkü ben kendi gücümle 100 bin kadına ulaşabiliyorsam, anneye ulaşabiliyorsam bu desteklerle para olarak değil, ben finansal olarak bakmıyorum bu fonlamayı. Bana network sağlayacaklar veya belli bir kanal açacaklar. Kanal dediğim belli bir rota, yol açacaklar. O yolda ben 1 milyon kadına ulaşmak avantajını sağlamış olacağım. Yani bu beni biraz mutlu eden birisi bir durum. O yüzden var bir öyle bir projemiz. Bir de Ankara'da kurumlarla alakalı yaptığımız yazılım projeleri var. Ben istihdamı yani Momito'da anlamışsınız zaten. Ben istihdamı destekleyen biriyim. Ama istihdamı işte şu kadar işçi alınsın bilmem ne olarak değil. Siyasal veya politik olarak değil. Benim derdim kişiler, Türkler, Türk çok yeteneklidir. Yani ırklaştırmak için söylemiyorum Türk kelimesini. Bizim milletimiz yani bu coğrafyada yaşayan eski zamanlardan beri değerli bir şeye sahip. Üretken fikir, akla sahip. Dolayısıyla zaten bizim başaramayacağımız bir nokta yok. Ama biraz daha üretime girmemiz lazım. Ben şunu diyemem. İşte tarımdı vesaire falan bu bana düşmez. Benim harcım olan bir durum değil. Çünkü benim de bu konuda bir uzmanlığım yok. Ama kişilerin evde kendi potansiyellerini %10 yerine %70-80-90 kullanabilecekleri ve bundan da para kazanabilecekleri her projeye, formata veya modele ben varım ve yazmaya da devam ediyorum. Böyle projelerimiz devam ediyor. Kolay gelsin. Peki hayatınızda keşkeleriniz oldu mu? Hayatımda keşkelerim olmadı. Ya o yanlış anlaşılır. Şöyle yani lan kibirli adama bak derler. Derler ben bilirim. Yani ben demem ki derler. O altını şöyle doldurayım. Hayatımda benim hep kazandığım bir model vardır. Yani kötü bir şey yaptığımda da kötü bir deneyim sağladığımda da bir daha yapmamak üzerine bir kazanımım vardır. Bir daha sen yaptığın kötü bir deneyimi kararı vermezsen kazanıyorsun. Zaten iyi bir karar verdiğinde de kazanıyorsun. Dolayısıyla benim hayatta keşke oluşturabileceğim, geçmişe gidip de ya işte okuldan sonra şunu yapsaydım, işte şirkette bunu yapsaydım, ya öyle yapsaydım batmazdım diyebileceğim hiçbir süreç yok. Projelerimin iyi ki battığı konusunda, bu olguda ben inanılmaz kendimle gurur duyuyorum. Yani fuck up'ı seven bir insanım ben. Batacaksın. Batacaksın ki bir daha batmamayı öğreneceksin. Bir de hayatımda şöyle bir nokta var benim. Ben daha önce projelerim battı. Veya işte değerlendirilmedi, istediğim gibi olmadı. Veya iflas ettim. Düşeceğim yeri biliyorum abi. Yani benim orada fiskosum, lamba derim, kitaplarım, berjerim duruyor. Ben nereye düşeceğimi biliyorum. Nereye düşeceğimi bildiğim için de nasıl çıkacağımı biliyorum. Oradan nasıl kurtulacağımı biliyorum. Çünkü daha önce yaşandı. Yani senin tabirinle daha önce olduysa yine olur. Yani bu senle yaptığımız önemli bir şey diyebilirim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bir de şeyi soruyorum. Herhangi bir yerden destek aldın mı? Hı. Bu projeleri gerçekleştirirken? Herhangi bir yerden destek almadım. Ya esnaf babanın oğlu olmak aslında biraz benim avramı değiştirdi. Aynı baba sende de olduğu için. Yani evet. O gülümsemenin sebebi o zaten. Yani biz öz kardeş olunca falan. Kelimeyi bizzat bilebilirim yani. Evet. Yani şöyle paran kadar harca. Cebindeki kadar ol. Ulaşabileceğin kadarı görün kısmı var. Biraz daha esnaflıkta. Bizim sözünü senet olan bir adamın oğlu olmak, bir babanın oğlu olmak bana şunu kattı. Uçmadım. Hayallerim çok büyük.
Ama hayallerimin peşinden koşarken bilinçsizce koşmadım. Ya da hezarfen, ben bir hezarfen olabilirim. Kanatı takar denerim. En fazla düşerim. Bu doğru. Ama Pokemoncu çocuk gibi camdan aşağı atlamam. Yani mantık süzgecimden her zaman geçiririm ama sağlamcıyımdır. Yani benim karakterim odur. Güvence içinde olmam gerekiyor ve sağlamcı olmam gerekiyor. Ben belli bir miktarını girişime harcıyorum. Belli bir miktarını tutuyorum. Çünkü bu coğrafyada güçlü olmak zorundayız. Peki şirketin şu anda 6 kolu var. Evet. 5'i aktif durumda. Bu ciddi bir organizasyon gerektiren bir şey. İşte 6 bunları... tanesi var diyorsun. 5'i aktif durumda diyorsun. Hayır, ya. Hayır, biri Ar-Ge sürecinde olduğu işte, için. 6'sı da aktif olsun istiyorum. İşte bak bu işin hastalığı tamam, bu yani. Ama işte senin hassas olduğun konu. Bir CEO hastalığı var şu anda. Oradaki yazılım sürecini evet. Ve Ar-Ge sürecini. Mecbur bekliyorum. Şu anda evet onu oluşturuyorsun. O yüzden bunları yönetmek ciddi bir şey. Belki dışarıdan şöyle görünebiliyor. Ya 6 tane kol evet. Nasıl yürütülüyor? Farklı bir sektör değil aslında. Hepsi birbirine evet, bağlı evet. Ve bir ham madde var. Bunu nasıl organizasyon yapıyorsun? Hı. Ve bu noktaya kadar neyi doğru yaptın? Abi öncelikle az önce söylemeyi unuttum. Benim en büyük destekçim sensin. Senin haricinde herhangi bir fondan yararlanmadım. Allah razı olsun. Yani seninle yollaştığımız çok başka. Çok çok başka. Teşekkür ederim. Ben hayatımda benim bir lafım var. Artık yayının da sonu söyleyebilirim yani. Ben ortakla çiçe gitmem derim. Bu artık etiktir yani. Herkes bilsin bunu. Benim hayatımda böyle bir yeri var. Ama ben seninle her yola çıkıyorum. Çıkarım. Çıkacağım da. Buradaki önemli durum şu. Yoldaşlık biraz daha diğer her şeyden farklı. Gittiğin yerde yalnız değilsin. Tek başıma bugüne kadar geldim ama destek sadece parayla olmuyor. Destek düştüğünde de veya düşeceğini anladığında bir dakika diyen birisi olması gerekiyor. O yüzden sana teşekkür ediyorum. Bu soruda da organizasyon evet zor ama her bir kol, her bir alt iştirak veya şirket zaten çeşit çeşit bunlar. Benim geçmişimde yaşadığım, çalıştığım kurumsal hayatta çalıştığım deneyiminin know-how'ını emerek kendime ders çıkardığım kollar olduğu için ister istemez ben bildiğim işi yapıyorum. Yani sürprizlerle karşılaşmıyorum veya sürprizleri en aza indirebiliyorum. Çünkü artık o kadar ezberlemiş ki şeyi düşün. Yedek parçacıya giriyorsun, araban bozuldu. Sana diyor ki abi şu parçadan al gel. Karşı yedek parçacıya giriyorsun. Abi şundan var mı? Adam böyle hiç sana bakmadan 85-14'ü getirin, verin diyor ya. Hangi arabaya binebileceğini görünüşten, ayakkabından tut bakışına. Bunun Broadway'i var. Bak. Mercedes'e biniyor bu. Yani bu artık insan tanımak ya. Yaşanmış tecrübe ve uzmanlık. Tabii. Bende de öyle işte. Yani artık hangi koldan, hangi müşteriden nasıl bir handikap yaşayacağımı biliyorum. Bir de diğer taraftan zaten geçmişimde yani masalara senin tabirinle masalara dolaşarak gelen birisi olduğum için bu konuları yönetmek zor olmuyor. Sadece timing kısmında bir takım problemler yaşayabiliyorum. O da az önce söylediğim gibi yani bundan 15 dakika önce söylediğim gibi ben gibi biri eğer hiçbir şeyi düşünmeyip benzinini işte deformasyonlarını arabanın bozulmasını hiçbir şeyi önemsemeden çevre yolunu tercih ediyorsa ben bu duruma gelmişsem artık bu kollar da zaten oturuyor. Bir de başındaki insanlar şimdi yol, onlar da benim hani patronluk yaptığım kişiler değil. Bir yerde bir şey doğru yapıyorumdur ki bu kadar büyüdü ama işin şu kısmı çok iyi. Arkadaşlarım, ekip arkadaşlarım ve her iştirakın kolun ve şirketin başında olan kişiler kendi işleri olarak görüyorlar. Bu çok kıymetli. Ben bu meydanı bu şekilde sağlamaya çalıştım. Bir de ben santral görevi gördüğüme inanıyorum hayatta biliyorsun. Evet. Yani bana bir rızk gelir ve ben bu rızkı ait olduğu kadar dağıtırım. Ben bir santralim yani bir splitter görevi görürüm. Çünkü ben daha fazla kazanmak için yaptığım hamlelerde eğer amacım para olursa ben yaptığım organizasyonun samimiyetini kaçırıyorum. Ben samimiyeti hiçbir zaman kaçırmadım bugüne kadar ve eğer doğru bir şey yaptıysam bu şirkette nasıl yönetiyorum diyor, nasıl yönetiyorsan diyorsan bir deneyimlerim yani her kolu görüyor olmam, iki yani bildiğim işi yapıyor olmam, iki
gerçekten güzel insanlarla çalışıyoruz. Bu düşünceni hakikaten biliyorum. Bu şekilde bir yaklaşımın olduğunu biliyorum. Ve kendi adıma söyleyeyim, çok da seviniyorum. Ya, çok teşekkür ederim. Sen de karşıydın, evet. Da çok güzel oldu. Yani geldiğimiz gün şöyle. Ya bunlar çalışıyor mu dedin abi. Yani şöyle, bunlar derken arkadaşlardan tamam. Bahsetmiyorsun. Ya bu şekilde çalışılır mı? Tamam. Ama o şekilde çalışılıyor şimdi ya. Şimdi yıl 25 yıl. Evet. 96 yılında işe başladım. 25 yıllık bir sürecim var. 25 yıllık kurumsal hayat içerisindeki süreçte elbette ki iyi kötü birçok şey gördüm. Yaşadım, evet. Tecrübe ettim ama duruş olarak, görüntü olarak, oturum olarak bazı şeyler yapmanız gerekiyor. Evet. Bulunduğunuz evet. Ortama göre. Biz sadece görevimizi iyi şekilde yaptığımızı düşünüyorum. Öyle olması gerekiyordu. Öyleydi ama güzel bir çalışma ortamı var ve ben burayı çok seviyorum. Çok da eğleniyorum. Rica ederim. Peki. Evet. Sorduğunuz sorulardan biri daha. Ve bu da son sorumuz. Neler sormuşum. Bu da son. Teşekkür ederim. Son sorumuz. Milletin canını nasıl yakmışım? Ben şu an onu düşünüyorum. Evet. Yani. Evet. Sayın konuklarımız, sizin namınıza soruyorum. Size gelenlerin hepsini soruyorum. Evet. Bu işi yapmasaydın ha. Ne iş yapardın? Geliyor bak. Benim sorum ya, tanıyorum orada. Abi ben emekçi olurdum ya. Ben işin emekçisi kısmındayım. Ne yaparsam temiz yapacağımı düşünüyorum. Yani yetenek Allah tarafından verilmiş bir şey. Ben seslendirmecilik yapardım. Ondan fazla farklı ses çıkarabiliyorum. Yani bunun taklitini yapabiliyorum. Ama şey değil yani, Bülent Ersoy taklidi falan değil. Yani, o ses Türkiye yeteneksizsiniz çıkamam. Ama Sefa Doğanay'a buradan selam falan durduk yere selam gönderiyor. Ama şu var. Sefa Doğanay meşhur oldu. Aynen. Ama şöyle bir durum var. Abi yaptığım bir şeyde eğer geriye dönüp bakmayacaksam, bak hani işte bir kişisel gelişim kitaplarında şey yazar, işte öyle bir yer süpür ki oradan geçen biri desin ki dünyanın en iyi yer süpüren adamı burada. Hayır, o değil mesele. Sen mükemmeliyetçiysen, mukadderatta bu varsa, yani senin sana atanmış bir şey bu varsa yaratılışta, sen geri dönüp bakmayacağın şekilde, senin içine sinecek şekilde, işte burada da etik devreye giriyor. Sen içine sinecek şekilde eğer çalışıyorsan ve bir şey koyuyorsan ortaya, zaten başarıyorsun. O yüzden benim emekçi yapım çok fazla. Yani ben bunu gördüm. Mesela seninle bir anımız var bir gün şirkette. Sırf böyle dalgasına yaptığımız bir kupon var. Yani tam tersin. Yani atıyorum 1 veriyor, 5 oran veriyor. Tamam mı? Yani hatırladım, yapmadığım yani, bir şeydi yani, ama. Normalde mesela 1'e basarsın değil mi? Çünkü oran azsa tutma ihtimali yüksektir. Bak bu normal insan zekası. Biz ne yaptık? 5'e bastık. Bilmem ne yaptık. 2 lirayla 1000 lira para geldi. Çıkardım bana 500 tamam, lira para aslında, verdi. Aslında o şuydu. Ha. Hani acemi şansı derler ya. Ha. Bu tamamen oydu. Ya işte yani mesela orada çıkardın bana 500 lira para verdin. Ben sana logo çizesim geldi. Çünkü ben hayatım boyunca hiç böyle al sana 500 lira, hayatım boyunca ben çalışmadığım, yapmadığım, emeğini vermediğim bir şeyden para kazanmadım abi. O yüzden herhalde tamirci olsaydım çok çok değişenci olmazdım. Çok iyi bir tamirci olurdum ve tamir etmeyi bilirdim. Zaten elektronikciyim aslen. Yazılım, ondan sonra yazılıma döndü. Ben 10 yaşından 9 yaşından beri bilgisayar başında birisiyim. Evet. Dolayısıyla emeğin ne demek olduğunu, freelance'ın ne demek olduğunu, yatak sana bakarken senin çalışmak zorunda olduğun psikolojiyi biliyorum. Yani bu bir sorumluluk. O yüzden hangi işi yapardım bu işi yapmasaydım? Hangi işi yapardım bilmiyorum abi. Az önce şeyde de örnek verdiğim gibi. İşte iyi bir yerde olur muyum bilmiyorum ama iyi bir şey yapar mıyım? Evet, iyi bir şey yapardım. Bu da onun gibi. Nerede olacağımı, ne iş yapacağımı bilmiyorum ama işimi iyi yapacağımdan çok eminim. Çok güzel. Politik çok güzel gibi oldu ama değil. Çok güzel bir program oldu. Teşekkür ederiz. Abi, biz teşekkür ederiz. Hep konu başkalarına... olmak harikaymış. Sen evet, tamamsın abi yani, bu arada. Hep başkalarına soruyordum bu sefer. Biz sana sormuş olduk. Vallahi ben de diyorum konuklar niye geliyor. Yemin ediyorum şura altına bakar mısın? Yani birisi sana soru soruyor tamam mı? Serbest atıyorsun, sen tutuyorsun, söylüyorsun. Tutuyorsun, ondan sonra gidiyorsun. İşine gücüne bakıyorsun. Abi 10 numara bir şeymiş ya. Ama bunun en güzel tarafı şu. İnsanların yaşadığı deneyimler. Batmalar, çıkmalar, doğru yaptıkları şeyler. Bunlar kendini kaybetmemeler, tabii. Bir yerlere ulaşmalar, bunlar çok değerli şeyler.
Ben başarıya ulaşmış veya ulaşmamış herkese saygı gösteriyorum. Çünkü bunların hepsinde senin dediğin gibi bir tecrübe var. Evet. Geçmişten ders almak lazım ama gideceğin noktayı çok iyi bilmek evet. lazım. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben çok sağ ol. Ağzına ederim. Sağlık. Mersin Marina'da Big Chef'teyiz. Big Chef'in sponsorluğunda yayını yapıyoruz. Çok da keyifli bir zaman geçirdik. Ben evet bu zamana kadar sordum. Sorduğum soruların da cevabını aldım. Alamadığım sorunun cevabı da yoktu. Bugün beni terletti mi bakıyorum. Ya bak işte mesela Ken olunca buna bakabiliyorsun. Bakıyorum. Hayır terlememişim. Ama şu var. Katabildiysen bir şeyler çok memnun oldum. Yeni yılımız, birinci yılımız kutlu olsun. Yeni yılda bizi gerçekten güzel şeyler bekliyor ki anlaşmalar yapıldı. Sadece paylaşamıyoruz resmiyeten. Ben abime de çok teşekkür ediyorum. Bütün yayının koordinasyonu, sponsorlukları, bölümlere gelen konuklar, her şey abimin eline bakıyor. Çünkü o bir abi. Hani bazen ediyorum. Böyle çıkışları vardır onun. Mesela abin arabayı niye böyle koydun diyorum. Babayım oğlum ben diyor. Abim oğlum ben diyor. Yani öyle çıkışları var. Umarım burada da yapmaz onu. Ben ona çok teşekkür ediyorum. Yeni yılda yeni güzel bölümlerle tekrardan görüşmek üzere. Hem podcastlerde hem de YouTube'da yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Her bölümde beni işçi olarak çalıştırdığınız için inip inip çıkıyoruz. Doğrudur. Ne var? Sesi kıstırıyorsan, mekanda kahve iste. Yayın koordinasyonu nedir? Evet, arkadaş. Yayın koordinasyonu evet. Çay kahve taşımaktır muhtemelen. Lider miyim? Sektöre liderlik ediyor muyum bilmiyorum ama grup şirket olduğumuz için yakalar mıyız? Tamamen samimi şekilde paylaşalım. Zaten her startup bir yerde de fuck up. Yani fuck up'ı seven bir insanım ben. Batacaksın. Batacaksın ki bir daha batmamayı öğreneceksin. Arsa arazi bırakmak, ev bırakmak istemiyorum. Ya da işte biyolojik olarak yapabildiğim bir çocuğu bırakmak istemiyorum. Sadece bu olmadığına inanıyorum. Ben emeğimi veriyorum. Emeğimin karşılığında da bunlara adım adım basamak basamak. Yani benim lafımla her adımda bir adım. Sağlam sağlam ilerlemeye çalışıyorum. Yaptığınız bir sanal veya dijital önemli değil. Yatırımın nereye gideceğini bilemezsiniz. Hayat binaridir abi. Ya birdir ya sıfırdır. Bu coğrafyada yaşayan üretken fikir akla sahip. Düşeceğim yeri biliyorum abi. Nereye düşeceğimi bildiğim için de nasıl çıkacağımı biliyorum. Oradan nasıl kurtulacağımı biliyorum. Çünkü daha önce yaşandı. Yani senin tabirinle daha önce olduysa yine olur. Bunları yönetmek ciddi bir şey. Belki dışarıdan şöyle görünebiliyor. Ya 6 tane kol evet. nasıl yürütülüyor? Ekip arkadaşlarım ve her iştirakin kolunun başında olan kişiler kendi işleri olarak görüyorlar. Bu çok kıymetli. Bu işi yapan, yazan, oluşturan, projeleştiren bir kişi, yani işin çıraklığı derler ya hep, evet. işin çıraklığını yaptığın için olmasa da senin açıklayamayacağın veya yapamayacağın, anlatamayacağın bir şey yok.